Herkese merhaba, ben Savunma Komitesi'nin Başkanı Maria Agnes Strack-Zimmermann'ım. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un geçici olarak Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya göndermeme kararı Bundestag'da aktif tartışmalara neden oldu. Böyle bir kararın nedenlerini açıklamamı istedim. Benim düşünceme göre Scholz sadece baskı altında somut eylemler yapmaya başlayacak. Eğer Ukrayna ordusu Leopard 2'yi tedarik etmek istemiyorsanız, nedenini açıklamalısınız. Her zaman dalganın gerisindeyiz. Bu yüzden her zaman bir şeylerin olmasını bekliyoruz. Almanya bekliyor, federal şansölye baskının artmasını bekliyor ve sonra bir şekilde harekete geçeceksiniz. Almanya'nın yeni savunma bakanı Boris Pistorius'un prangaları serbest bırakacağını ve Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya teslim edilmesine karar vereceğini umuyordum. Scholz'un Ukrayna'ya eski Leopard tanklarını teslim etme planları var, ancak bu yeterli değil. Buna karşılık, Almanya'nın Sosyal Demokrat Partisi Başkanı Rolf Mützenich, Avrupa'nın güvenlik politikasının silah tedarikiyle sınırlı olmadığını söyledi. Tankların Ukrayna'ya gönderilmesinden sonra uçakların ve birliklerin transferiyle ilgili bir sorunun ortaya çıkabileceğini öne sürdü. Aynı zamanda milletvekili kendisi de APU'nun tankları teslim etmesi gerektiği görüşünü dile getirdi. Militan salaklar, arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşça kalın millet.